Balık Hafıza. Hazırlayan ve sunanlar Gamze Elman ve Fırat Şenol. Balık Hafıza'dan herkese merhaba. Ben Gamze Elman. Ben Fırat Şenol. Bu bölümde emek sinemasını, emek sinemasının tarihini konuşacağız. İlk sözü Fırat'a bırakacağım çünkü hem binanın tarihini bize anlatacak. Şimdi aslında İstiklal Caddesi'ne girdiğin zaman o yol boyunca birçok yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. İrili ufaklı ama bunların en büyük cephelerine sahip bir yapımız var. Sertorian binası olarak geçiyor bu yapı ve bizler de buranın içerisinde emek sinemasının varlığından haberdarız. Sertorian binası aslında 1884 tarihinde o dönem Osmanlı'ya çok şeyi kazandırmış olan mimar Valori tarafından inşa ediliyor. Valori'nin işte bugünkü Salt Galata'yı yaptırdığını, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni yaptırdığını, aynı zamanda Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'ne ahşap yapıyı ve birçok aslında Boğaz'da da birçok yapıyı inşa ettiğini biliyoruz. Büyük bir mimar. Tabii böyle bir mimara böyle bir binayı yaptırabilmek için biraz açıkçası kallavi olmak gerekiyor. Ve o dönemin önemli paşalarından birisi Osmanlı ve Mısır arasındaki ilişkiyi bir şekilde bağı sağlayan bir karakter Abraham Paşa. Ve Abraham Paşa bu binayı inşa ettiriyor Valori'ye. Kendisi Abdülaziz'in, dönemin padişahı Abdülaziz'in çok yakın arkadaşı. Ve aynı zamanda da Kavalalı ailesi, yani Mısır Kavala ailesinin de bir yakınlığı var. Ve İstanbul'da da çok önemli bir sima olarak karşımıza çıkıyor. Abraham Paşa biraz yaşamın tadını çıkarmayı da seven bir karakter. Ve belli çoğu insan gibi düşkünlükleri de var hayatta. Bunlardan biri kumar, diğeri avcılık gibi. Bunların bir tanesini bu binanın içerisinde bizler yıllar sonra büyük kulüp olarak adlandıracağımız bir kulübün başlangıcını oluşturuyor. Ve aslında Büyükdere'de bir konağı var Abraham Paşa'nın. Büyükdere Caddesi'nde. Büyükdere'de, evet, Büyükdere taraflarında bir konağı var Abraham Paşa'nın. Buradaki çiftliğinde ava çıkıyor. Ve bu çiftliğinde dönemin diplomatlarını toplayarak burada ava çıkıyor. Ve sonra bazı kaynaklarda buradan avlardan topladıkları durumu getirip büyük kulübün, büyük kulüp diyorum ama o zamanlar İstanbul Avcılar Kulübü olarak biliniyor burası. Oraya getiriyorlar. Burada bir eğlence dünyasına dönüşüyor bu kısım. Tabii bazı kaynaklar Abraham Paşa'nın kurmadığını, İngiliz bir dönemin İngiliz büyükelçisinin bu kulübü kurduğu düşünülmekte. Ne kadar doğruluğu var bilmiyorum ama Abraham Paşa'nın burada çok büyük bir katkısı olduğu şüphesiz. Şimdi kulüpte kimler var? Diplomatlar ağırlıklı. Dönemin elçilikleri ağırlıklı. Yani tam bir aslında İngiliz büyükelçisi var, İtalyan büyükelçisi varken bir Osmanlı paşası da burada bulunuyor. Biraz kalbur üstü simaların yoğunlukla gelip sosyalleştikleri bir alan. Tam bir eğlence merkezi gibi. Tam anlamıyla. Ama biraz ağırlıklı erkek toplumunun olduğu bir alan. Ve bu Sertorian binasında da bu kulübün temelleri atılıyor ve ilerleniyor. Devamı niteliğinde Sertorian binasının alt katları, asma katlarından tutun da alt katlarına kadar Abraham Paşa tamamen kiralamış oluyor bu binayı. Hatta almış oluyor kendisi. Ve burada bu büyük kulüp, daha sonra büyük kulüp adını alacak Cumhuriyet'le birlikte çok enteresan hikayeleri var. Mesela dedim ya diplomatlar orada diye. Dönemin padişahı o zamanlar Abdülhamit oluyor. Abdülaziz'den sonra. Abdülhamit bu durumdan sıkıntılı. Ne gibi? Yani şöyle, kendi paşaları da dönemdeki en büyük çeliştiği ve hatta farklı fikirlere sahip İttihat Terakki liderleri de yavaş yavaş buraya gitmeye başlayacak. O yüzden de Abdülhamit'te bir kuşku söz konusu. Gizli bir polis şefi var Fehim Paşa. Eli kolu her şeyi Abdülhamit'in. Süt kardeşinin oğlu sanırım Fehim Paşa. Ve Fehim Paşa zaten Beyoğlu'nda insanlara kan kusturmuş. Yani dönemi itibariyle işte esnafa haraca kesen birisi. 12'ler diye bildiğimiz bir çete vardır. Selmet Muhtaroğlu'nun da bir kitabı vardır bu 12'lerde. Oranın yöneticisi başındaki karakter olduğu biliniyor. Yani İstanbul yeraltı dünyasının en kuvvetli insanlarından bir tanesi. Fehim Paşa'yı da görevlendirerek bu kulübü denetlemesini istiyor. Ve Fehim Paşa gerçekten bu kulübün denetimine de hakim. Daha sonra burada işte yine büyük kulübe girmeye çalışan bir karakter daha var. Yine Abdülhamit'in yakınlarından birisi. Hatta Joris davası diye geçer tarihte. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'nda, Yıldız Camii'nde düzenlenen suikastin önderidir. Bir Belçikalı bir karakter. Joris ve bomba yüklü bir araç
olarak ya işte bomba yerleştirir. Abdülhamit bu suikastten kurtulur. Ve bu Joris olayı, tarihteki bilinen Joris olayı üzerine giden bir karakter var işte. O da büyük kulübe girmeye çalışıyor ilk zamanlar ama alınmıyor. Ama daha sonra bu Joris davasını çözdüğü için önemli kademelere geliyor ve bir gün büyük kulübe giriyor sonunda. Büyük kulübün, yani Cirque d'Orient binasının alt katında sarnıç olduğu bilinmekte ve bu sarnıcın oraya bir bomba yerleştiriliyor. Yine bu karakter çözüyor bu işi. Yani böyle bir çatışmanın ortada olduğu bir yer. Bir taraftan da işgal İstanbul'a geliyor. İşgal İstanbul'da kulüp daha büyük bir canlılık içerisinde. Tabi burada bulunan bir karakter daha var. O da daha sonra Cumhuriyeti kurucularının başında olan kişi. Mustafa Kemal Atatürk de kulübe çok fazla gidiyor. Buradaki havayı koklayarak Pera Palas'a gidiyor. Ve burada topladığı bilgilerle Samsun'a gitmeden önce bir kafasında bir idea yaratıyor. Ve bunu yaratırken işte bu kulüpte vakit geçiriyor. Çünkü gerçekten işte İtalyan Büyükelçi de orada ya da Alman Büyükelçi. Yani bir durumu anlayabileceği bir nokta. Çok acayip değil mi ya? Çok, çok gerçekten. Yani düşün, şu an bina sadece dış cephesi var. Ama zaten işgal İstanbul'u çok enteresan bir durum. Yani konsolosluklar çok fazla ve burada bir Avrupa başkenti gibi bir durumda. Yani özellikle coğrafi konumu anlamında. Yani herkesin aslında buradan haberdar olma ihtiyacı gidiyor. İşte dönemin ajanları geliyor bir taraftan. En kötü birhanelerde oturuyorlar çünkü konsolosluğu karşıdan görebiliyorlar mesela gibi. Bazı anılardan da hatırlıyorum zaten. Düşününce aslında çok küçük bir yer. Yani işte büyük kulübe gidiyorsun, oradan Pera Palas'a gidiyorsun ya da işte başka bir yere. Bu tercihler de önemli. Pera Palas'ta niye gidip kalıyor? Çünkü orada birçok elçinin de kaldığını biliyor ve büyük bu İstanbul işgali sırasında Pera Palas da en büyük canlılığı yaşıyor. Sadece orası bir Beyoğlu, işgal döneminde gerçekten ciddi anlamda üst segmentte bir eğlence dünyasında bu seviyeye ulaşıyor. Kulüp de bu sırada daha dediğim gibi canlılığını koruyor. Ama biz büyük kulübü artık ufak bir kenara bırakalım. Binanın kısmını anlatalım. Binanın arkasında boş bir arazi var. İşte bu büyük kulübün gelenleri de at arabalarını buraya çekiyor dönem itibariyle. Bunun yanı sıra ise bir Abraham Paşa'nın dediğim gibi bir kumar ve ava düşkünlüğü söz konusu. Bu uğurda da servetini harcıyor. Sen yapar mıydın böyle bir şey Gamze? Hayatta yapmazdım. Ben yapardım sanki. Tercih meselesi. Yani... Neden yapardın? Yani şöyle, bilmiyorum yani, bir şeyden zevk alıyorsam onu sonuna kadar yaşamak arzusuyla servetimi de harcardım herhalde ya. Yani ama mesela az önce bahsettiğin hikayelerde mesela işgal altındaki bir yerden bahsediyoruz vesaire falan, böyle daha temiz, daha güvenli, mesela eğlence anlayışımız elbette ki çok farklı ama mesela daha temiz, daha güvenli ve daha iyi olduğunu bildiğin nokta olsa neyse harcarsın belki. Ama ben gidip kalkıp tamamını harcamam herhalde. Yani bilmiyorum. Ben yani o... güvenli gelmiyor galiba. Anladım. Yani tamam, evet, şimdi daha iyi anladım ama içgüdüyle o an hareket ettiğim zaman herhalde harcardım. Keza biraz da öyle yaşamaya çalışıyorum zaten. Ama zaten kadınları almadıklarını düşündüğüm noktada zaten benim öyle bir şansım da yok. Ya doğru söylüyorsun. Dediğim gibi bu kumar ve av düşkünlüğü bu serüvenin içerisinde bütün servetini harcamasına neden oluyor. Ve böylelikle Cirque d'Orient binası ipotek ediliyor. Hı. Çünkü Osmanlı Bankası'ndan zaten şu anki Salt Galat olarak bilinen bina iki defa zaten kredi almış, onları da harcamış. Ve dönüş olmadığı için de Salt Galata'nın bulunduğu binaya, yani dönemin Osmanlı Bankası'na bina geçiriliyor, ipotek ediliyor. 1898 tarihinde diye tamamen aslında bina elinden alınıyor ve 1919 tarihinde Osmanlı Bankası bu binayı satma kararı alıyor. Burada büyük bir yanlış vardır. Manuk Manukyan'a satıyor. Hı hı. Herkes Manuk Manukyan'ın dönemi itibariyle genel ev patroniçesi olarak bilinen Manukyan olduğu düşünür ama değildir. Hı. Bir borsa simsarı olarak bilinen Manuk Manukyan tarafına satılıyor. Yani bu yanlışı biraz düzeltmekte fayda var. Zaten 1919'da bizim bildiğimiz ve popüler kültürde çok kullanılan Manuk Manukyan, yani Manuk Hanım'ın 5 yaşında olduğunu düşünürsek bu binayı alamayacaktır. Yani 5 yaşında çünkü doğduğu tarihte. Bir borsa simsarı olan, aynı isme sahip olan Manukyan'a satılıyor. Ve bahçe mülkiyetinde Artidi ve Saltiel isimli iki kişiye geçiyor. Ve onlar da buraya Skating Palace isimli bir mekan açıyorlar. Burası ne demek? 1909 ile 1912 tarihleri arasında İstanbul'da ilk defa paten sahası açılıyor. Ben Google'a girin ve bunu yazın. Muazzam fotoğraflar göreceksiniz. Kafada fes, aşağıda paten. Yani çok eğlenceli. Galatasaray Lisesi'nin o zamanki öğrencileri bu mekana gidip
yarışmalar düzenlerlermiş. Paten yarışmaları düzenlerlermiş. Yani Osmanlı'da o kısımda da hala eğlence dünyasının farklı bir anlayışı da söz konusu. Yani sadece içkili bir ya da kumarhaneli bir ortam değil, arka kısmında paten kayabileceğiniz bir yer haline dönüyor. 1924'te opera sineması açılıyor buraya. 1932'de de İpek Sineması ismini alıyor. Ama burada asıl konumuz olan ve 1924 tarihinde inşa edilen mimarı Rafael Algoyadis tarafından yapılan Melek Sineması inşa ediliyor. Film perdesinin iki yanında yerleştirilen ve Arnavut tarzı inşa edilen melek heykelleri vardır. O yüzden de ismini buradan alır. İhsan İpekçi Beyoğlu'nun en görkemli salonunu açmış oluyor aslında o tarihlerde. 600'e yakın bir kapasiteye sahip burası. Bezemeleri, süslemeleri gerçekten her anlamıyla oldukça dikkat çekici bir sinema inşa ediyor. 1945'te ne yazık ki ülke gerçekliklerinin en büyüklerinden bir tanesi olan varlık vergisi ortaya çıkıyor ve Artidi ve Saltier, yani Skating Palace'ın sahipleri iflas ediyor ve bu araziyi bırakıyorlar. Varlık vergisi gerçekten çok başka bir konu. Azınlık hakları açısından birçok araştırmacının da yakından takip ettiği bir konudur. Elinden alınıyor ve belediyeye geçiyor bu alan. 1957'de ise belediye burayı emekli sandığına satıyor. İpekçi kardeşler de elinden de çıkmış oluyor ve emekli sandığı Emek Film kuruyor ve isim böylelikle değişmiş oluyor. Bizler artık burayı Emek Sineması olarak biliyoruz. Bu binada çok büyük değişkenlikler oluyor. 1970 tarihinde bu büyük kulüp taşınıyor Anadolu yakasına ve ismi de değişiyor. Büyük kulüp olarak değişiyor. Bunun yanı sıra Emek Sineması hakikaten çok kıymetli bir sinema. Çok değerli bir sinemaydı diyebilirim. Ve şanslıyım ki orada bir filme ve bir de yanılmıyorsam da bileti hala durur bende. Kardeş Türküler'in konserine gitmiştim. Evet, çok keyif aldığım bir konserdi. 2009'da da tamamen faaliyeti duruyor sinemanın. Ama bunun dışında genel yapıya baktığımız zaman sadece bunlar değil. İstanbul'un en iyi profiterolünü bir dönem yapan, şu son zamanlarında pek tatmadım açıkçası ama İnci Pastane. Evet, İnci Pastanesi gerçeği var. O oradan gönderildi. İnci Pastanesi aslında eskiden çok önemli bir gömlekçi. Bütün diplomatları giydiren bir gömlekçinin yeri. Biraz ileride Rüya Sineması var. Rüya Sineması'nı da görmüşlüğüm var. Giremedim. O zamanlar biraz erotik filmlerin yoğun olduğu bir sinemaydı. Biraz çekiniyordum. Şu an olsa giderdim mesela. Yani şüphem yok. Zamanında gerçekten çok kıymetli filmlerin de yapıldığı bir sinemaydı Rüya. Rüya Sineması da kapattı yerini. Orası şu an bir AVM. Sadece dış duvarı orijinal kalabilen bir yapı. Bir AVM'ye çevrildi ve tam da Grand Pera'ya çevrildi. Grand Pera'ya çevrildi ve tam da bir hayalet halinde, bomboş içerisi, yürüyen merdivenlerin olduğu bir yer. Girdin mi içine hiç? Bir kez girdim. Hmm. O da sadece ne olduğuna bakmak için. Gerçekten bomboş. Ben girmedim mi? Gerçekten bomboş. Yani herhangi bir zaten böyle yerlerde alışveriş yapma gibi bir huyum yok. Asla yapmam. Bu bir protesto değil, tam tersine şehir hakkı olarak tanımlıyorum bunu. Haline bakmak istedim ve boştu. Bugünün dünyasında özellikle daha da boşalacağı inancındayım. Çünkü bugün bile birçok AVM kimsenin gelmediğinden yakınıyor. Burası da tamamen ruha alınmış bir şekilde bir alan yaratıldı, bir boş alan yaratıldı. Ama emek için mücadele çok fazla verildi. Çok, emek sineması için. Çok uzun sürdü. Biraz bunu sen anlatsan daha mutlu olurum. Şimdi sen çok şanslısın. Yani bana göre, çünkü bizim kuşakların ve benden sonraki kuşakların emek sinemasını görme gibi bir durum olmadı. Yani bence biz bu konuda çok şanssızız. Ben şey hatırlıyorum, böyle o zamanlarda böyle hani ülkede protestolar oluyor ama ne için oluyor? Bunu bilmiyorum falan. Hani birazcık daha yaşımın daha küçük olmasıyla da ilgisi var bunun. Ama mesela daha sonra işte daha ilerleyen zamanlar geldiğinde 2013 yılında işte tam da Gezi'nin sonunda aslında 20 Mayıs'ta yıkılıyor emek sineması. 7 gün sonra da zaten Gezi başlıyor falan. Şimdi yenileme kurulu geliyor buraya. Yenileme kurulu burayı değiştirmek istiyorlar. Kime teslim ediyorlar? Kamer İnşaat'a. Kamer İnşaat burayı Grand Pera'ya çevirmek istiyor. Alışveriş merkezine çevirmek istiyor. Ama mahkemeye başvuruyorlar TMOB ve daha sonrasında buranın yıkılamayacağını, yürütmeyi durdurma kararı veriyorlar. Hemen ardından Kamer İnşaat diyor ki hayır diyor. Tekrar yargıya başvuruyor. Buranın değiştirilmesi gerektiğine dair. Daha sonraki üst mahkeme ise bunu kabul ediyor ve yani Kamer İnşaat'ı haklı buluyor ve daha sonra yargı ayağı aslında kapanmış gibi bir şey oluyor.
2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla aslında veriliyor bu hikaye. 2009 yılında SGK ile Kültür Bakanlığı söz konusu taşınmazların kiralanması diye bir madde var. Bunu talep ediyor. Ve ondan sonrasında da o zamanın Kültür Bakanı Ertuğrul Güner, bir de şu anki AKP sözcüsü Ömer Çelik, buranın yeniden canlandırılması gerektiğini düşünüyorlar bu binanın. Ve bunu onaylıyorlar. Beyoğlu Belediyesi ile birlikte yapıyorlar. Ah canları. Evet ve orada da Ahmet Misbah Demircan, eski belediye başkanı devreye giriyor. Çok büyük mücadeleler oluyor orada. 2010 yılında dediğim gibi işte yargıya taşınıyor. Daha sonrasında ilk protesto bu dönemde gerçekleşiyor. 2010 yılında 3 Nisan'da ilk protesto yapıyorlar. O da şöyle oluyor. İstanbul Kültür Vakfı'nın işte bir şeyi var. İstanbul Film Festivali var. 30. Film Festivali. Orada açılış töreninde borazanlı protestolar falan yapılıyor. Tabii bu süreçte yargı süreci devam ettiği için insanlar zaman zaman Emek Sineması'nın önüne giderek bu protestolarını gerçekleştiriyorlar. Ama biraz daha kitlesel değil aslında. Emek bizim, İstanbul bizim, yıktırmayacağız diye. İlk etapta çok da böyle bu kitlesel eylemlilik olmuyor. Ama orada da şöyle bir hikaye var. Daha sonrasında TMO şeyi açıklıyor. Yani kesinlikle yıkılacak, taşınma diye bir durum yok. Yıkılacak deyince sanatçılar, yazarlar, yurt dışından pek çok sanatçı vesaire buraya geliyorlar. Çok yoğun bir polis saldırısı, müdahalesi oluyor. Hatta bazı videolar var. Geçen gün işte ben o belgeseli izliyordum. Emek Sineması ile ilgili yapılan belgesel. Böyle pek çok şu an Gezi Parkı'ndan tanınan, bilinen isimlerin pek çoğunun gençlik hallerini ve nasıl mücadele ettiklerini falan görüyorsun. Mesela Can Atalay oradaydı. Yine Gezi'deki gibi böyle yıktırmayacağını falan yıktırılmayacağını falan söylüyor. Böyle bayağı genç ve işte deri ceketli falan. Buradan ona da selam olsun diyeyim. Böyle orada çetin bir mücadele var. Hatta daha sonrasında yıkılacağı hikayesi ortaya çıkınca Emek Bizim inisiyatifi binayı işgal ediyor. Binaya giriyor. Çok yoğun bir şekilde bu binayı yıktırmayacağız diyorlar. Yaklaşık 50-60 kişilik bir grup. Ve etrafını, binanın etrafını çevik kuvvet sarıyor. Çok büyük bir şekilde protesto oluyor o dönemde. Karşılıklı barikatlar kuruluyor vesaire ve sonunda günün sonunda yıkıldığını görüyoruz. Ne zaman? 20 Mayıs 2013'te. Ve o dönemde şöyle bir şey, 2016 yılında Mart ayında açılıyor Grand Pera Alışveriş Merkezi. 5. katına taşıyorlar. Ve dokularını değiştirmediklerini söylüyorlar. Ben gitmedim, o yüzden görmedim. Sen biliyor musun bilmiyorum. Süslemeleri değiştirmediklerini falan söylüyorlar. Podcast için hazırlanırken fotoğrafları karşılaştırıyorum mesela. Ya o kadar kötü ki. Yani mesela ben kendi gençliğim mesela gidip görebileceğim ya da film izleyebileceğim Yeşilçam'ın ya da pek çok filmin gösterildiği, konserlerin düzenlendiği, tiyatroların düzenlendiği aslında kültür merkezi olabilecek bir yerin tek bir gerekçeyle burası artık atıl durumda, kullanılmayacak durumda denilerek yıkılıyor olması ve aslında hafızadan yok sayılıyor olması çok acı. İnci Pastanesi'nin de oradan gönderilmesi hikayesi de çok acayip. Yani ne yapıyorlar orada? Birdenbire tebligat vermeden ya da işte hiçbir şey olmadan birdenbire çıkarttırıyorlar zorla kullanarak. Yani bunların tamamının hepsi, yani o binada yaşananlar, sen az önce tarihini anlattın. İşte bir de bu protesto ayağı var. Hepsine bakıyorsun, neyi görüyorsun mesela? Yani her şeyi silip atmak ve yerine yeni bir şey koymak gibi bir şey gözüküyor ama aslında seni silmeye çalışıyorlar, hafızanı silmeye çalışıyorlar diyerek ben sözümü bitirmiş olayım. Uygulanan politikalara bakıldığı zaman Emek Sineması, ya Sektoryan binası, hemen yanında bir suç olarak duran İstiklal AVM olarak biliniyor, eski Demirören AVM, Narmanlıhan, Tarlabaşı 360 gibi projelerin aslında tamamen kendi ideolojik ve çıkar uğruna yapılan bir hareket. Bunlar halkın ya da insanların söylemi çok umursanmadan gerçekleştirilen bir hal. Dönüşüm ve değişimler devam ediyor ama bizler balık hafıza olmayı biraz bırakmaya çalışıyoruz. Onun yerine tam tersi hatırladıkça aslında tekrardan canlılığını kazanıyor bu tür şeyler. Umarım balık hafızaya devam edebiliriz. Bir de şey de var mesela, istediğin ya da ne bileyim işte olmaması gereken şeyi savunurken altındaki mesela Emek Sineması'nın yıkılmaması gerektiğini söylediklerinde, bu insanlar sokağa çıktığında, protesto ettiklerinde, ya bir sinema salonu için yapılır mı diye bakılıyordu mesela. Öyle eleştiriler vardı mesela. Ama sonra bakıyorsun ki orada aslında
bütün temellendirilen her şeye, savundukları her şey çok temelli. Ve dolayısıyla oradaki bütün hikayede hafızayı yok etmemek ve bizim de işte hani unutmamamız gerektiğini söylediğimiz bir noktada bu ısrar ve inat ortaya çıkıyor. Ve sen orada istediğin şey bir kültürden bahsediyorsun. Kentin kültüründen, doğanın kültüründen, yaşanılan bu sinema salonu gibi bakmadan aslında ki yaşattığın şeyden bahsediyorsun. Bunların tamamı aslında çok kıymetli. Ve biz bunu siyasi iktidarın aslında uyguladığı ve sanata ya da sanatçıya bakış açısıyla da ilgisi var. Politikalarıyla %100 ilgisi var. Kesinlikle. Yoksa aksi takdirde artık kimsenin ilgisinin çekmediği bir yer deyip yıkmak... Bunu hepimizin sorgulaması gerekiyor. Yani kesinlikle. Her şeyi sorgulamak gerektiği gibi bir de çabuk unutuyoruz pek çok şeyi. Yani hem öyle hem de yani Beyoğlu üzerinde konuşacağım. Herkesin hayalinde hareketle yani böyle geçmişe bir atıfta bulunmak. Ah ne eski Beyoğlu'ydu filan. Yani bunları bırakmak gerekiyor. Şimdinin hafızasını yakalamak gerekiyor. Yani insanlar küstüğünü söylüyor Beyoğlu'na. Niye? Hiç. Evet. Yani gerek var mı? Tam tersine alanda bulunmak yani orada olmak. Ona sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü şehir insanı yansıtan bir şey. İnsan da yaşadığı şehre yani başka şehirlerden gelip İstanbul'da yaşıyoruz. Ve dernekler açıyoruz. Evet. Bu çok komik geliyor bana. Bana da. Yani hani köy dernekleri açmak falan. Yani hani niye? Çünkü var olmaya çalışıyorsun. Yani insan İstanbul'u değiştiremez. İstanbul insanı İstanbullaştırır. Ya da İstanbullaştırmaz. Hı. İkisinden birini tercih ederiz. O yüzden de şehir gerçekten bu dokuyu sağlıyor. Umduğumuz değil, var olan yani içinde yaşadığımız şeyi tatmak gerekiyor. O yüzden de gitmemek daha mantıklısı. Beyoğlu dışında kendini başka yerde çok daha rahat hissettiğin ya da çok böyle İstanbulluyum diye hissettiğin başka bir semt var mı? Ya da ilçe var mı? Yani çok yok açıkçası. Yani Kadıköy'de de rahatım ama değil. Yani değil orası mi? Değil. Yani herhangi bir başka bir yerde değil. Bütün halinde İstanbul'a baktığımız zaman da değil. Çünkü orada evimde gibiyim. Çünkü orada doğdum, orada büyüdüm, orada işim var. Hala orada yaşıyorum. Hala oranın herhangi bir kafesinde oturup vakit geçiriyorum. Bir bakıma Sait Faik'in de söylediği gibi sokakta olma hali açıkçası. O yüzden de değil. Senin böyle bir şeyin var mı hiç? Yok. Sanırım daha farklı. Daha özel hissettiriyor. Evet, bu bölümün sonuna geldik. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Balık Hafıza. Hazırlayan ve sunanlar Gamze Elman ve Fırat Şenol.